Devam ediyoruz haberlerle. Candaş Tolga Işık diyeceğiz. Kanalımızda az önce konuştuğum programını hazırlayıp sunuyor. E, dün akşam da programa Ali Babacan konuktu. Deva Partisi lideri. Çok flaş flaş sorular ve cevaplar geldi. Onları tek tek getireceğim şimdi ekranlarınıza ama ben bir tanesini söyleyeyim mesela. Ali Babacan şunu söyledi. Biz HDP ile hani bir araya gelemeyiz teknik olarak tırnak içinde kendi cümlelerimle ifade ediyorum. Ama onların Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemelerini bekliyoruz dedi. Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Biz en az 41'de kendimiz giriyoruz. Kendi logomuz oluyor. TV yüzde Candaş Tolga Işık'ın sunduğu az önce konuştuğumun bu haftaki konuğu Deva Partisi lideri evet. Ali Babacan oldu. Bizim logomuz nihayetinde oy pusularında e, olacak ve Deva Partisi seçmeye giren ben bir şey Ali Baba Deva Partisi'nin genel başkan olarak milletvekili adayı olmayacağım. Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda görev dağılımı nasıl olacak? Olur da Millet İttifakı kazanırsa nasıl bir görev dağılımı yaptınız? Siz ekonominin patronu siz oluyorsunuz değil mi? Biz doğru biliyoruz. Bunları hiç konuşmadık. Öyle mi? Hayır. Yani bu işte hangi parti neye bakacak ne olacak bunları hiç konuşmadık ama biz e de Hangi devam... bakanlıklar paylaşıldı, isimler belli Hepsi dedikodu. Hepsi dedikodu. Yani partiler arasında görüşülmüş hiçbir konu yok bu yıra kadar. HDP'nin Millet İttifakı içinde olması mümkün değil diyen Babacan, destek verirlerse mutlu oluruz ifadesini kullandı. Millet İttifakı 6 partiden oluşuyor. HDP biliyorsunuz ayrı bir ittifak içerisinde şu anda. Evet. Yani HDP'nin içinde olduğu, hatta başında olduğu, yani önünü çektiği ana aktör olduğu bir başka ittifak var. Dolayısıyla burada Millet İttifakı varken HDP'nin içinde ve önünü çektiği bir başka ittifak var. Dolayısıyla zaten teknik olarak burada olması mümkün değil. Ve HDP'de de Başka partilerde eğer bizim ortak Cumhurbaşkanı adayımıza, yani Sayın Kılıçdaroğlu'na destek verirlerse biz çok mutlu oluruz. Yani bu, 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 bu iyi, iyi bir şeydir. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı oldu diyelim. Evet. Dönüp HDP bu süreçte şöyle bir pazarlık yaparsa ya biz buna destek olduk ama siz de bölgedeki terör operasyonlarını durdurun derse nasıl bir tavrı olur Altılama Öyle bir pazarlık kesinlikle söz konusu olmaz, olamaz. Çünkü Türkiye'deki herhangi bir siyasi parti, HDP dahil Terörden yana olamaz böyle bir şey yok. Candaş Tolga Işık Babacan'a Türklüğü anayasadan çıkaracak mısınız sorusunu yöneltti. Yani Türklük kelimesi anayasanın belki 25-30 yerine geçiyor. Türk ve Türklük ifadesi. Bunların hiçbirisine dokunmuyoruz. Bakın orada da çok ciddi bir dezinformasyon var. Bunların hiçbirisine dokunmuyoruz. Ama ne yapıyoruz? Vatandaşlık tanımını bütün vatandaşlarımızı kuşatacak bir şekilde yeniliyoruz. Biz bunların hepsini hazırlıyoruz. Hep AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şahin, CNN Türk'te katıldığı programda 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının %53, AK Parti'nin %41, Cumhur İttifakı'nın ise %51'in üstünde olduğunu açıkladı. Şu mesela AK Parti e, bu sıralar, e, yani şu son haftayı kastediyorum. Üç tane araştırmamız bitti, birbirini testten araştırmalar, 41 gözüküyor. İçinde bulunduğumuz Cumhur İttifakı'nın toplamını söyleyebilir. Buyurun. Ee, o da 51 e, küsür. Ona da düz 51 diyebiliriz ama 51'in üzerinde. Ee, Cumhur İttifakı'nın. Cumhur İttifakı e, partisel oyunu. Partisel olarak toplama. Cumhurbaşkanımızın yani Cumhur İttifakı'nın e, Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ınsa 53 küsür gözüküyor. Ona da düz 53 diyebiliriz. Şimdi MHP seçmenini iyi analiz etmek lazım. Herkesi şaşırtan, her seçim, herkesi şaşırtan bir, bir buçuk, iki puanlık bir fark koyar. Onu ayrıca bekliyoruz. O buna dahil değil. Değil mi buna? Değil. 51'in de üzerinde bir toplama olacak diye varsayıyoruz Cumhur İttifakı'nın.